Ekip olarak gelen herkesin dizisi kaldırılıyor. Ben de takip ettim onu. Abi onun anlatamadık ki derdimizi bir türlü yani bize gelen kalkmıyor. Kalkacak olanlar son bir şeyle bize geliyorlar. Hani belki kalkmayız diye bize geliyorlar ama biz nerede yani? Sonunda zirve yaptı, yalan dünyayı da kaldırdı. Kendi oynadı. Ya, İçinde oynadığım yalan dünyayı da kaldırdı gerçekten de. Beyaz şovu kaldıramadık bir türlü gitmiyor yani. Yok, o gitmez ya. O gitmez. Belki ama yakında artık bitiririz değil mi? Biz de hani Beyaz Şov'u... Yok, öyle bir şey yok. Yok, bitireceğim. Aa, bitireceğim. Yo, vallahi bitirmek istiyor. Ay, bayılıyorum buna ya, harika. Aa, bitireceğim. Evet. Arada şarkıcılar yapıyor öyle. Bu sene son senem, jübile yapıyorum falan. Ya. Asla o jübileler olmuyor tabii, nedense. Olmaz. Bir duymak istiyor herkes onu. Bir potlar bu sene de kırdık. Bayağı pot kırdık bu senede. Senin köşene malzeme olan. Evet. Şeyden, bu taz benimden de çıkıyor bayağı. Ben hiç pot yaptım, kırdım mı? Çam devirdim mi? Ya bir tane hatırlıyorum ama arşivlerde mutlaka vardır. Bir tane aklımda. Çok dikkat etmeye çalışıyorum sen ama. Sen dikkatlisin işte. Abi programda. Evet. Yani ciddi dikkatlisin. Çok evet. Fazla öyle bir şey yani yapmıyorsun çünkü yani. Çünkü benim karşımda oturan kadınlar var. Ve bir erkeğin bir kadına davranışının çok temkinli olması gerekiyor. Çok saygılı, sevgili, seviyeli olması gerekiyor. Ben çok dikkat ediyorum. Bir erkek olsa karşımda farklı olabilir ama kadınlar çiçek, onları üzmemek, kırmamak gerekiyor. Abi ya ne yalancısın, şiştim diyorsun. Bir dakika. Kimi ağlattıysam gittim özür diledim sonra. Bunlar güzel güzel klişeler, bunlar güzel cümleler de yani sen dikkat ediyorsun ama oradaki kız arkadaşlar hiç birbirlerine dikkat etmiyorlar. Yani kızlar kendi içinde dikkat etmiyorlar evet. Hiç bir uyarı oluyor mu onlara? Biz sürekli yani uyarıyoruz. Bu kadar biz sürekli uyarıyoruz. Yani yorum yaparken, eleştiri yaparken, tartışırken seviyeli olun. Kişilik haklarına saldırmayın. İşte birbirinizin özel hayatına girmeyin diye sürekli uyarılarımız var bizim. Ama biraz da böyle yangına benzin durumları da oluyor arada. Yani bir şey olduğu zaman, bir kıvılcım olduğu zaman hani dahil olabiliyoruz ister istemez. Çünkü evet. Biz 18 saat orada oturup onların kavgasını izliyoruz. Evet. Ve ister Allah istemez ucundan kıyısından dahil oluyoruz yani. Bazen bizim de sinirlerimiz bozuluyor jüri olarak. Nur'un, İvana'nın, benim sert çıkışlarımız oluyor. Bazen benim sayemde, benim yüzümden ağlayan kızlar oluyor. Ben çok üzülüyorum. Sonra gidiyorum, sarılıyorum, özür diliyorum filan. Abi zor yapamıyorum iş ya. Yani. Yani ben şurada mesela bir konuğun gözü... Yani ben şimdi burada mesela 3, 4, 5 konuk aldığımız oluyor. Tekiyle fazla konuştum, ötekiyle az mı konuştum? Öteki gücendi mi, küstü mü? O buraya oturdu, öteki sona oturdu. O ona kızar mı acaba? İşte öndeki seyirciler gülüyor ama arkadakiler eğleniyor mu? Önemli olan onlar. Kameraman arkadaşlar gülüyor mu? Çünkü devamlı bizimle beraber onlar gülerse benim için önemli. 50 bin tane hassasiyet içerisinde ben bir kişi kırılmasın diye burada hani uğraşmaya çalışırken sizin orada devamlı bir kırgınlık, barış, küs, kavga, tartışma cidden altında. Bir de sizin iş bize de sıçrıyor. Sıçrıyor değil mi? Ya sizden bir Nur Bozar diye bir kız arkadaş ayrıldı. Hı. Abi benim Instagram'ım çöktü. Beni düşün. Nur Bozar'ı niye almıyorsun? Ya denedik birkaç kere. Bir izin çıkmadı, alınamadı. Bir izin verilmedi. Onu da buradan söyleyeyim. Yani sizden ayrılanların fanları da bize var, de yani şey oradaki yani. Her kızın bir fan kitlesi var. Ve dolayısıyla ben şimdi atıyorum. Ayşenur yarışmaya şu an hala da devam eden bir kız olarak örnek vereyim. Ayşenur'a bir gün... Tarzsın desem böyle büyük tezahürat alıyorum. Tarz değilsin desem hakaret alıyorum. Dolayısıyla böyle çok neyse o olması gerektiğini düşünüyorum peki, ben. Peki açık bir soru soracağım sana. İvana sen Nur Hanım kendinizi gerçekten de bunu çok açık yürekle soruyorum. Tabii. Yani bir öz eleştiri yapar mısın diye bilmiyorum ya da gerçekten öyle. Kendinizi gerçekten bir ölçü olarak kabul ediyor musunuz? Yani ölçü olmasak bu kadar büyük bir prodüksiyonun bu kadar... Yapım aşamasında daha başlamadan inanılan bir projenin koltuğuna oturtulmazdık diye düşünüyorum. Yani ben tamam beni sadece bu programla tanıyan insanlar da var. Benim geçmişimi bilen insanlar da var. Hı hı. Yapımcılar da bu programı öyle haybeden uydurup tutmazlar bir insana evet. Oraya oturtmazlar. Ben 18-19 yıldır bu işin içindeyim. Zaten birinci oluyor. Nur zaten 30 yıldır bu işi yapıyor. İvana'nın tarzı tavrı belli. Evet. Daha önceki programlardan. Bir şekilde inandıkları, güvendikleri için bizi o koltuğa oturttular. Peki senin o müthiş bir hareketin var yani şu hareket. O harekete biz bir iki tane efekt ekledik. Karşı taraftaki kızlar bunu görünce darmadağın oluyor yani. Biz o darmadağın olanlara bir iki de efekt koyduk. Eyvah. Hazırsa bir bakalım, bir izleyelim. Bu tarz benim jürisi kararlarını açıklayacak.
Kemal'le başlıyoruz. Kararım belli, çok uzatmayacağım. Tarz değilsin. Kemal Doğulu tarz değilsin dedi. Tuğçe, ben bugün beğenmedim seni. Teşekkür Bir tek ederim. Çantan. Peki. Okey. Onun dışında ben yorumumla doğru orantılı olarak tarz. Bugün tarz değilsin. Yıldız alamadı. Bugün çok mendobur günündeyim. Tarz değilsin. Tarz değilsin. Bir daha gösteriyorum. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Bugün için tarz değilsin. Bugün için benim gözümde tekrar söylüyorum, tarz değilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.